Şu hayatta başaramayacağımız hiçbir şey, aşamayacağımız hiçbir engel yok. Yeter ki başkalarının doğrularıyla kendimizi kısıtlamayalım. Yeter ki gücümüzü küçümseyerek, kendimizi yargılayarak ve baskılayarak kendi önümüze engel koymayalım. Hepinize kucak dolusu sevgilerle merhaba. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında iki pırıl pırıl gencimize yer vereceğiz. Hedeflerine ulaşmakta sınır tanımayan ve kendi engellerini özveri, sevgi ve kararlılıkla aşabilmiş olan geleceğin muhteşem kadınlarına ilham veren bu iki özel ismin hikayesiyle Hayatı Aydınlatan Kadınlar programı başlasın. İlk olarak sizlere Filiz Nur İmer'in zorlu ve mucizevi yolculuğunu anlatmak istiyorum. 13 yaşında otizmli sporcular kategorisinde Türkiye şampiyonu olmayı başaran sevgili Filiz Nur'un hikayesini okuduğumda ona ve annesine çok büyük saygı ve hayranlık duydum. İzmir Bornova'da yaşayan Süreyya ve Mehmet İmer çifti, kızları daha 19 aylıkken hiç ummadıkları bir haberle sarsılıyor ve biricik bebeklerinin %94 oranında ağır zihinsel engelli olduğunu ve otistik olduğunu öğreniyorlar. Minik İmer, 6 yaşına gelene kadar 18 yaş altına normalde verilmeyen ilaçlarla tedavi edilmeye çalışılıyor ve günün 20 saatini ağlama krizleri, kendisine ve etrafına zarar verebilecek davranışlar sergileyerek geçiriyor. Bu ilaçların görme bozukluğu ve başka sıkıntılar yaratma riski taşıdığını öğrenen annesi Süreyya Hanım, en güçlü ilacın sevgi ve yaşamın içinde yer almak olduğuna inanarak doktorunun da onayıyla ilaçları bırakıp harekete geçiyor. Evinin çevresindeki her okulun tek tek kapısını çalıyor ve hiçbiri Filiz Nur'un kaydını yapmak istemiyor. İlgili müdürlükten bir aylık normal okullarda eğitim alabilir raporu çıkartmasına rağmen defalarca hayır yanıtı aldıktan sonra nihayet karşısına onu çok iyi anlayabilen ve talebini ikiletmeden kabul eden Tayfun Gökbulut çıkıyor. Tayfun Bey, kendisinin de zihinsel engelli bir oğlu olduğu için halden anlayan, gayet bilinçli bir okul müdürü. Evleri uzak olmasına rağmen Filiz Nur'un kaydı yapılıyor ve onun okuyacağı sınıfın öğrencilerine okul müdürü tarafından otizmli birine nasıl yardımcı olabilecekleri, nasıl yaklaşacaklarıyla ilgili hızlandırılmış bir eğitim veriliyor. Bu eğitimin ardından tüm sınıf Filiz Nur'a kucak açıyor ve bu sevgi onun zamanla geçirdiği krizleri atlatmasına, kendine zarar verme girişimlerini sonlandırmasına yardımcı oluyor. Gerek annesinin olağanüstü gayreti, sonsuz sevgisi, gerekse okul müdürü, sınıf öğretmeni ve sınıf arkadaşlarının desteğiyle okumayı söken minik İmer, bir yandan da jimnastik, buz pateni, futbol kurslarına gitmeye başlıyor. Artık ağır zihinsel engelli konumundan çıkarılan ve sadece otistik tanısıyla anılmaya başlanan Filiz Nur'un jimnastik sürecini şöyle anlatıyor annesi. O zamanlar düzgün yürümekte bile zorluk çekiyordu kızım. Başlarda odaklanmakta, yönergeleri almakta o kadar güçlük çekiyordu ki dersler birkaç dakikayı bile geçmiyordu. Derken 13 yaşına geldiğinde aralarında otizm kategorisinde Türkiye şampiyonluğu da olmak üzere onlarca madalyanın sahibi ve milli sporcu unvanı alıyor Filiz Nur. Evet, bu hayata bir adım geriden başlayan otizmli bir kızın dönüşüm ve başarı hikayesi. Ama aynı zamanda müthiş bir emeğin, sevginin, azmin, dostluğun, yürekli ve bilinçli bir annenin, dayanışmanın, çocuklara olan güvenin, inancın, verilen değerin, cesaretin ve umudun da hikayesi. Sırada bir başka milli sporcumuz var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilke imza atan Ayşe Begüm Onbaşı.
Akhisar da Serkan ve Seçil çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Ayşe Begüm, 2,5-3 yaşlarında bale eğitimi almaya başlıyor ve bale eğitmeninin yönlendirmesiyle artistik jimnastikle tanışıyor. Bir yıllık bir çalışmanın ardından Manisa'da katıldığı bir müsabakada Celal Bayar Üniversitesi antrenörlerinden birinin dikkatini çekiyor ve onun da teşviğiyle spor kariyerine yeni bir yön vererek çalışmalarını aerobik jimnastik dalında sürdürmeye başlıyor. Spora, jimnastiğe olan ilgisini, bağlılığını ve azmini anlamak için şu detayı bilmek yeterli sanıyorum. 6 yaşından itibaren haftanın 5 günü evinden tam 50 kilometre uzaklıktaki bir spor salonuna düzenli olarak gidip gelen Ayşe Begüm, bu durumdan hiç yakınmadığı gibi ilk orta ve lise eğitimini toplamda 1 saati geçen bu yolculuklarda ödevlerini yaparak, dersine çalışarak tamamlıyor. Akhisar Anadolu Lisesi'nden mezun olan sporcu, halen İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencisi. Neyse, biz yeniden onun spor kariyerine dönelim dilerseniz. Nerede kalmıştık? Aerobik jimnastikte başlarda 3 kişiden oluşan trio kategorisinde yarışmalara katılmış, ilk madalyasını 2010 senesinde almıştır. 2013 senesinde milli takım forması giymeye ve tekler, çiftler ve trio olmak üzere 3 kategoride birden yarışmaya başlayan genç onbaşı, yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil etmeye başlıyor. Bana göre ilk büyük başarısını 2014 senesinde, henüz 13 yaşındayken Meksika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 12-14 yaş grubu çiftlerde ve trio kategorisinde belindeki sakatlığa rağmen bronz madalya kazanarak elde ediyor. Bir sporcunun maruz kalabileceği her tür zorluğa rağmen güçlü, mütevazi ve sempatik kişiliğinden ödün vermeyen Ayşe Begüm, bugüne kadar pek çok başarıya imza atarken bizim bildiğimiz 104 altın, 24 gümüş ve 12 bronz madalyanın sahibi olduğu gibi ülkemizin gurur duyduğu aydınlık, örnek genç kadınlarından biri haline dönüşüyor. Elde ettiği en büyük ve tarihi başarı ise 2021 senesinde yetişkin kadınlar kategorisinde Türkiye'ye ilk altın madalyasını kazandıran dünya şampiyonluğu oluyor. Son olarak kendi web sayfasında yazdığı "Ben Kadınım" isimli yazıdan bir alıntı okumak istiyorum size. "Gerek sözlü gerek fiziksel olarak tacize maruz kaldım. Birçok sakatlık yaşadım. Ve şu an geriye dönüp baktığımda insanların oluşturduğu psikolojik baskılara rağmen yalnızca işime odaklanıp sevdiğim işi yaptığımı görüyor. Ne yaşarsam yaşayayım asla yılmadığımı, pes etmediğimi fark ediyorum. Çünkü ben kadınım. Siz de her ne olursa olsun yolunuzdan asla vazgeçmeyin." Kendisini yürekten destekliyor, yolunun başarılarla dolu, güvenli ve sayısız gencimize ilham verecek aydınlıkta olmasını diliyoruz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerimize neden bu kadar güvendiğini böylesi hikayeler duyduğunda çok daha iyi anlıyor insan. İstikbalimizi gençlerde görmenin biz yetişkinlere verdiği sorumluluk çok büyük. Bu sorumluluk onların önlerine yargılayıcı, tutucu ve karamsar yorumlar koymak değil, onları ve ihtiyaçlarını anlamak, kendi doğrularını bulmalarına ve kendilerini gerçekleştirmelerine olanak, fırsat sağlamak ve eskinin kalıpları içine hapsetmeden hayatı kendi yöntemleriyle yenileştirmeleri ve iyileştirmeleri için yollarını korunaklı ve destekli kılmak yönünde olmalı diyor. Tüm gençlerimizin bayramını ekibimiz adına sevgiyle ve coşkuyla kutluyorum. Yeni bir bölümde daha görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.